Herkese merhabalar. Ben Aykut. Ben de Polgaz. Evet, şimdi bu şu anki videomuzda daha birinci bölümde anlattığımız drone hakkında biraz teknik bilgiler vermiştik. Şu anda bununla bir tablet aracılığıyla nasıl bağlanırız ve nasıl birbirleriyle çalıştırıp uygulama üzerinden drone'umuzu nasıl çalıştırabiliriz ona bakacağız. Evet Poyraz'cığım. İlk ucu programımıza girince böyle bir ekran çıkacak. Evet. Bu DJI Go denilen bir program. Öncelikle o programımızı açıyoruz. Tabi tabletimizi ve USB girişini arkadan bağladıktan sonra ilk olarak neyi çalıştırıyoruz? Hangisine enerji veriyoruz? Kumandaya. Kumanda. Kumandaya bir kere bastığımız zaman şarj miktarını gösteriyordu. Bir kere basıp sonra uzun süre bastığımız zaman çalışıyor. Şimdi drone'umuzu çalıştıracağız. Bu durumda kameranın hareket ettiğini göreceksiniz. Bir kalibre edecek kamerasını. Bir kere bastık. Sonra uzun süre bir bastık. Ve kamera şu an kalibre oluyor. Ve şu an itibariyle hem kumandamız ışıklar da geldi. Hem de drone'umuz birbirleriyle eşleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi öndeki lambalarımız şu an kırmızı. Arkadaki lambalarımız ise sarı bir şekilde yanıp sönüyor. Her bir rengin bir anlamı var. Bunu da ayrı bir videoda bahsederiz. Uygulamayı açtıktan sonra kamera tuşuna bastığımız anda gördüğünüz gibi bağlantısını yapıyor. Tabi kalibre etmenizi isteyebilir bu durumda. Drone'un eğer yerle alakalı bir sıkıntımız varsa. Burada çok önemli bir nokta var. Bir önceki videoda bahsetmiştik gyro'dan. Gyro dediğimiz eğer kameraya dikkat edersek ben drone'umu hareket ettirsem de kamera yüzeyle olan açısını hiçbir şekilde değiştirmiyor. Geriye, arkaya görebiliyorsanız şu an hiçbir şekilde açısı değişmiyor. Her zaman karşıya bakıyor. Bunun adı işte hem havada görüntünün çok stabil almasını sağlamak için gyro olarak da genel olarak adlandırabiliyoruz. Şimdi uygulamamız burada görüldüğü üzere kameramız işte burada bulunduğu pozisyonu gösteren komutlar var. İşte gerektiği yerde no position'dan buradan kalibre edebiliyorsunuz. Hem kompas hem de IMU kalibrasyonlarını yapma şansınız var. İşte gerekli ayarları yapabiliyorsunuz. Pil hakkında bilgi görebiliyorsunuz. Fotoğraf çekebiliyorsunuz direkt buradan ya da video çekimine geçebiliyorsunuz. Yukarıda pil seviyesini gösterir. Burada ise bulduğu uydu seviyesini gösterir. Şu an evde olduğumuz için normalde uydu görmüyor tabii ki. Burada değişikliği yaptığımız zaman evet şuradaki P-Atti mod dediğimiz uyduyu bulamayınca Atti moda geçiyor biliyorsunuz. Uydusuz uçmanın anlamı. P ise normal uydularla beraber yani GPS üzerinde uçmanımıza olanak sağlıyor. Burada pilin sıcaklığının her şeyini görebiliyoruz. Buradaki kumandadaki tuşlarla kameranın açısını da değiştirebiliriz. Kameranın bakış açısını neyle değiştiriyorduk Poyraz hatırlıyor musun? Evet. Evet, sol arkada bir tekerlek var. O tekerleği basılı bir şekilde çevirdiğiniz esnada otomatik olarak kameranın açısı değişebiliyor. Gördüğünüz gibi aşağı ve yukarı olmak üzere belirli bir açıda kameranın yönünü değiştirme şansınız var. Bir şey mi diyeceksin Poyraz'cığım? Evet. Arka ön demek yani biraz mantıklı olmadı da ön sol demek biraz Evet, yani kumandayı tuttuğumuz zaman solda yukarıda bir tekerlek var. Kamera şu an tablet olduğu için çeviremiyorum ama şöyle çevirirsek görme şansımız daha net olacak. Şuradaki tekerleği çevirerek eğer kameraya da bakarsanız kameranın açısını istediğiniz açıya getirebiliyorsunuz. Ya full olarak aşağı baktırabilirsiniz ya da direkt olarak karşıya baktırabiliriz. Kumandanın altında da butonlar var. Tam alt kısmında. Bunları atama yapabiliyoruz. Bu kumandayı atadığınız tuşlarla işte ne atadıysanız o komutları verebilirsiniz. Hani buraya şunu da diyebilirsiniz. Kameranın açısını değiştir de deme şansınız olabiliyor. Bir sonraki adımda şunu artık drone'umuzu çalıştırabiliriz. Drone'u çalıştırmak için joystickleri içeriye doğru çapraz bir şekilde bastırıyoruz. İkisini aynı anda bastırmamız lazım. Ve bu durumda motor çalışıyor ve bırakıyoruz joystick'i. Bir kere geliştirdiğimiz zaman motor zaten hızlanıyor. Sesini de duyuyoruz. Aşağı çektiğimiz zaman uzun süre çekersek de
motorun durmasını sağlamış oluyor. Gördüğünüz gibi gaz verdiğiniz zaman, eğer şu an pervanelerimiz takılı olsaydı uçtuydu diyebiliriz. Normal rölantide de hepsi dik ortada dururlar. Rölantide de döner. Bu durumda drone uçmaz. Uçurmak istediğimiz yerde bunu yukarı doğru ittiririz ve drone'umuz artık yükselmeye başlar. Bıraktığımız anda o yükseklikte stabil olarak uçmasını devam ettirmiş oluyor. Durdurmak için iki yöntem var. Yine çubukları çaprazlayabilirsiniz. Bazen heyecanla bu çaprazı tam yapılamayabiliyor. O durumda drone pozisyon kaybedebiliyor. En güzeli soldaki çubuğu tamamen aşağı doğru indirip beklemek. Bu durumda otomatik olarak motorlar kendi kendine durmuş olacak. Evet, bugün içinde nasıl bağlandığımızı anlattık. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese görüşmek üzere diyelim. Herkesle tekrardan görüşürüz.